Biz niye çalışıyoruz demişler. Çünkü çalışmak da kaderinde var da onun için demiş. Yani her şeyimiz ezelimize bağlı. Ama burada şöyle bir şey var. Yani mesela katil olma ezelimize yazılır. Katil ismi ezelimize yazılır. Allah korusun. Fakat o katil olmanın yolunu seçmek size ait. Yani mesela ezelinizde başkalarına kötü muamele etmek yazılı ama kötü muameleyi artık en kırıcı şekle getirmek bizim daha edepsizliğimizin geçmediğini gösterir. Anlatabiliyor muyum? Orası cüz-i irade. Yani o hareket olacak, fakat o hareket şöyle de olabilir. Kardeşim, şunu yapmasan daha iyi olabilir mi diye de olabilir. Sen ne ahlaksızsın bunu yaptın diye de olabilir. O kısımdaki fark cüz-i irade farkını gösteriyor. Oradan dolayı ceza alıyoruz. Yani onu söyleyiş tarzımızın edepsizliğinden dolayı ceza geliyor. Yoksa onu söyleyeceğimizi Allah biliyor. Ama oradaki tarz kulağa ait. Acaba anlatabilir miyim? Evet. Yani işte bu katil olmayı da savaşta yaparsanız siz kahraman oluyorsunuz. Ama nefsiniz için öldürürseniz o zaman katil oluyorsunuz. Orada cüz-i irade. Yani şeklinde cüz-i irade rol oynuyor. O şeklindeki hatadan dolayı da biz acı çekiyoruz. Cehennem de ona değil. Anlatabiliyor muyum acaba? Buyurun efendim. Hayır, maalesef cüz'i davranışımız daha esmaların bize tesir etmediğini, nefsimizin had safhada ön planda olduğunu gösterir. Yanlış davranışımız. Şunu demek istiyorum. Öfkemizi veremedik. Allah'ın halbuki esmaların sınırıyla öfkemizi vermeye çalışıyoruz. Ama henüz veremedik. Veremediğimiz zaman öfkeleniyoruz. Öfkelenmek Allah'ın en sevmediği huydur. Ama öfkelendik. Yani o hareketi öfkelenerek cevap verdik. Öfkelenmeden veremedik. Oradan ceza görüyoruz. Anlatabildim mi? Yani şeklini bozuyoruz yani. Uyaracağız ama öfkeyle uyarıyoruz. Kırarak uyarıyoruz. O tam ceza görüyoruz. Meşrebimiz çünkü Allah. Şurada çok büyük bir şey söylemek istiyorum. Ezelimizde sabır ismi varsa bizim Allah bizi sabırsız yaratır. Neden? Mücadele edelim de çünkü sabır ismini istiyoruz. Bu zaman mücadele Allah için bir gayrete gidiyor. İşte o gayreti Allah istiyor. Yani Allah her şeyi biliyor. Bizim ne olacağımızı da biliyor. Ama bir şey olmak için bizim gayretimize bırakıyor. O son noktayı bizim gayretimize bırakıyor. İşte o gayreti Allah çok seviyor. Benim için gayret ettiler. Acaba anlatabiliyor muyum diye söylemek istedim. Bu yüzden mesela sabah namazı kılmak çok büyük güzellik. Çünkü sabah namazı gayrete bağlıdır. Uykuya dalan bir hanımefendi ya da beyefendi için zorla kalkmak, o zorla kalkışı Allah çok seviyor. Allah için bir şeyden vazgeçmeyi Allah çok seviyor. Bunu zaten Allah'ın o kadar doğal ki bunu sevmesi. Siz birini sevdiğiniz zaman bile, değil mi? Bir çocuk için nelerden vazgeçiyoruz? Gece uykumuzu bırakıyoruz bir çocuk için. Allah için bunu bırakmayacak biraz acı oluyor yani. Bu evladına benden çok tapıyor diyor o zaman. Anlatabiliyor muyuz? Var mı başka soru acaba? Çok bir şey daha sorayım. Buyurun bir dakika. Evet. Bu sözlükler okudum da insan için rahman sureti üzerine harf olunmuştu. Fatiha'nın 7 ayet insanın geçtiğinde yüzünde tutuyor. Sonra İbn-i Arabi de bunun için Cenab-ı Hak alemi rahman sureti üzere icat ettiği için ondan güzel, ondan mükemmel bir şey nasıl olur? Bu rahman sureti... Şu demek, Allah'ın yaratışında Rahman ismiyle yaratma var. Rahman'da ne var? Aşk, sevmek, merhamet, korumak, kucaklamak ve rahmetin gazabımı örttü var. Şimdi eğer Allah'ın rahmeti gazabını bile örtüyorsa, o halde yaratılışta aşk, sevgi, yumuşaklık, güzellik ve rahmet var. Anlatabiliyor muyum? Yaratılışın sebebi bu.
Onun için ki istedim ki bilmeyi diyor. İstemek arzu etmek, aşk etmek demektir. Aşk ettim ki bilmeyi. Aşkım da tecelli ettim ki bilmeyi diyor. Allahu Azimüşşan. Yani yaratılışta mutlaka ki çok pozitif bir enerji var. Çok pozitif bir enerji de her şeyi güzele götürüyor. Anlatabiliyor muyum? Yedi ayet sabir mesai diye anılır. Yedi ayet aslında yüzümüzdeki yedi duyu organının çok güzel çalışarak Allah'a doğru yönelmesi demektir. Yani ağzımızdan Allah'ın kelamı çıktığı zaman biz sıhhate kavuşuruz. Kulaklarımız Allah'ın sevmediği şeyleri duymayacak hale geldiği zaman, gözümüz Allah'ın görmek istediğini gördüğü zaman, anlatabiliyor muyum? Onun gibi bütün organlarımız Allah'ın istediği şekilde çalışırsa melekleşir. Melekelerimiz melekleşir. Yani Allah'ın emri dışında hiçbir şey yapmamaya başlar. O zaman da biz Fatiha oluruz. Ne yapıyor? Fatiha olmak ne demektir? Fatiha fetih demektir. Kendimizdeki bütün çirkinlikleri yok edip Allah'ın manasını ortaya çıkarırız. Kendimizi fethetmiş oluruz. Anahtarla açarız. Anlatabiliyor muyum hocam? Buyurun efendim. Hemen söyleyeyim. Sırat Allah'la aramızdaki en kısa yoldur. Bakın şöyle anlatayım size. Ben Ümre'den ilk geldiğim sene çok ağır hastalandım. Zatürre oldum. Normaldir çünkü herkesi öptüm orada yani. Zatürre oldum geldim. Ve dolayısıyla bir Kadir gecesinde de gidemedim evden. Herkes duaya gitti. Çocuklar işte biliyorsunuz fakir çocuklara, kimsesiz çocuklara, yetimlere gittiler. Biz Kadir gecesini yetimlerle geçiririz. Yetim başı okşayan diye peygamberin hadisi olduğu için. Aslında burada özür dilerim laflar lafa geçiyorum. Yetim lafı da insan kamil demektir. Hakiki yetim kamil insandır. Çünkü anası ve babası olduğu halde onun her şeyi Allah'tır. O halde Allah'tan uzaklaşıp gelmiş olduğu için hakiki yetim kamil insandır. Yani Allah'ın Kur'an'da yetim dediği herkes peygamberdir. O hakiki yetimdir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ben de anlatıyorum. Kadir gecesinde çocuklar gittiler. Ben evdeyim. Annem de üstümden kapıyı kilitledi ki kaçmayayım diye. Çok ateşim var. Ama benim kalkacak halim bile yok. Allah'ıma yalvardım. Bir namaz kılma imkanı bana tanın. Nasıl kalktım biliyor musun? Sürünerek. Ve o kalktığım anda şunu gördüm. Ya Rabbi sen art, ben hiçbir güç yok. Hiçbir, o kadar hastayım ki hiçbir güç yok. Ama sen bana tenezzül ediyorsun ki ben bu namazı kılabiliyorum. İşte bu sıratı müstakimdir. Kul kendi hiçliğini hisseder, yokluğunu hisseder. Ve Allah'ın kendine doğru, ne kadar büyük bir Allah ki kendine doğru tecelli ettiğini görür. Bunun adı da sırat denir. Bu peygamberin yolu. Yalnız peygamber de tecelli eden bir yoldur. Tabi sayit olarak Allah'a ulaşmak peygamberin yolu olduğu için sırat-ı müstakimdir. Ama şakî olarak Allah'a giden de Allah'a dönecek. Hepimiz ondan geldik ona döneceğiz. Ama o bir noktadan dönecek. Bir tek isimden. İnşallah sayit olanlar bütün isimlerini idrak ederek dönecekler. Arada böyle bir fark var diyor hocam. Tamam mı? Dağlara, taşlara emaneti verdik, baş çevirdilerdi. Yalnız insan kabul etmek, nefsine zulmetti diyor ya, o insandan baksan kamil kişidir, kamil ruhtur diyor. Evet. Bu emanet de ilahi cezbedir diyor. Çok biz doğru. Bunu Adem oğluna verildi diye biliyorduk. Hani kendimizi değiştirmek. Tabii ama mesela herkes insan değil. Beşer. Burayı çok iyi ayırmak lazım. Şimdi biz doğduğumuz zaman beşer olarak doğuyoruz. Çünkü baştan aşağı nefisiz. Ben üstünüm. Ben dediğin zaman insan olmuyorsun. Beşer oluyorsun. Ancak benlikten geçip yalnız Allah var, başka bir kuvveti kudret yok demeyi hal haline getiren insana insan deniyor. Ona da kamil insan. Onun için asıl emaneti kabul eden kamil insandır. Öbür insanlar
geri kalanlar benliklerinden geçip kemale ulaşmadan emanetin farkına varmazlar. Yani Allah'tan bende bir isim olduğunu ve benim bu isimle yaşadığımı asla fark etmezler. Bu emanet hikayesi de çok değişmiş. Mevlana aşk diyor, bazısı cezbe diyor, bazısı akıl diyor, bazısı vicdan diyor. Bence hepsi var ama hepsi olmadan da kamil olunmuyor. Yani Allah bize kendi varlığından bir emanet vermiş. O emaneti ortaya çıkarmadan kamil olabiliriz. Biz o zaman fark etmeyince bitki gibi yaşıyoruz. Evet, aynen bitki gibi yaşıyoruz. Hatta hayvan bile daha üstün diyor Hazreti Mevlana. Çünkü hayvan hiç olmazsa hangi isimle geldiyse o ismi uygular diyor. Ama diyor biz geldiğimiz isme ters düştüğümüz için biz hayvandan dahi daha aşağıyız. Acaba anlatabiliyor muyum? İbn Arabi'yi yaratmayı bu şekilde tasvir eder. İbn Arabi'ye göre alem fani olmayan ve sadece suretlerde başkalaşan ezeli ve daimi bir hakikattir. Yani şurada İbn Arabi bu bölümde çok enteresan bir şey söylüyor. Yani siz, ben, hepimiz aslında dünya zuhura geldiğinden beri varız. Varız diyor. Yani o isim, bendeki isim. Dünya zuhura geldiğinden beri var. Fakat şekiller değişiyor. İsim önemli diyor. Şekiller değişiyor. Yani aynı ismi taşıyan insanlar değişiyor. O halde kişiler, vücutlar gelir gider ama isimler bakidir diyor. Yani şunu demek istiyor. Ben Cemal Nur değilim. Bende hangi isim varsa inşallah o vardır diye ben ümit ediyorum. Tevazu ismi varsa ben yarın öbür gün tevazu denen ismin vücut giymiş hali olarak kabul edeceğim. O ismi iyice ortaya çıkardığım zaman benim ismim de ortaya çıkıp geçerli olacak. Onun için onu sevmenin dediği gibi ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez lafı buradan ileri geliyor. Acaba anlatabiliyor muyum? Onun için hangi ismi taşıyorsam o ismi ortaya çıkarmak için varız. Çünkü isimden başka Allah'la irtibatımız yok. Geri kalan kısmını boş ve yok olmaya mahkum. Vücutlar gidecek, her nefis gidecek, benlik gidecek, her şey gidecek. Sadece bende Allah'a ait bir isim kalacak. Ben bunu en güzel elif harfiyle anlıyorum ve anlatıyorum. İlk Arapça var çünkü elif harfi ciddi olarak bunu anlatıyor. Elif harfi ahadiyet, Allah'ın sonsuz birliğini anlatıyor. Çünkü aslında elif harfi diye bir harf yok. Elif harfi bütün sesli harflerin birleşimine deniyor. Bütün sesli harflere elif deniyor. Fakat elif harfinin hiçbir harfe ihtiyacı yok. Çünkü o başka harfle birleşmeye ihtiyaç duymuyor. O yegane ve tek. O ahadiyet ve birlik gibi. Ama bunun dışındaki bütün harfler, bizler, yanına elif gelmeden okunur hale geçemiyoruz. Mesela B diye bir harf yok. B var, işte elif geldi. C var, elif geldi. K var, elif geldi. Yani bütün harfler okunabilmek için Allah'ın isminin kendinde olduğunu anlamaya muhtaç. Ondan bir parça olduğu için biz varız. Yoksa biz yokuz. Biraz zor bir ders ama anlatabiliyor muyum? Yani biz yokuz. Hani bir gün Kubilay yaptı bunu. Amerika'daki bir dersime girdi benim Kubilay. Bir de erkek öğrenciniz var mı diye sordular. Ben de Kubilay'a dedim ki ne olur İbn Arabi'den bahsetme. Bunları anlamak. Sanki hiç dememişim gibi girdi. Biliyor musunuz çocuklar dedi. Hiçbiriniz yoksunuz aslında. Çocuklar şoka girdiler. Yani aslında ama doğru olan bu. Aslında biz yokuz. Ama olmayan şu varlığımıza öyle bir süslüyoruz, öyle bir vakit harcıyoruz, öyle bir vakit kaybediyoruz. Kelimelerle anlasınlar. Bakın birisi size dokunmayabiliyorsun. Hepimiz bir cadı olur. Ay bana bunu söylemeli miydi? Eve gidip düşünüyoruz. Ben buna bu kadar emek verdim, böyle olmalı mıydı? Olmayan varlığımıza değer verdiğimiz değer zirvede. Ama içimizdeki asıl güzelliği zenginleştirecek hiçbir gayretimiz yok. Sizi tenzih ederim. Pazar günü bile buradasınız. Ama böyle bir gayret yapmıyoruz. Halbuki ölü olan gıdayla besleniyoruz da ben size bunu ispatlayabilirim. Şimdi yiyeyim. Biraz sonra o yemek yedikten sonra en güzel, en sevdiğimiz yemekler gelsin. Dönüp bakacak haliniz kalmıyor. Çünkü gıda ölüdür, maddi gıda. Artık tekrar istenmez. Ama buradan sohbeti bitirin, çıkın, gene sohbetlesinler, gene gidersiniz.
Çünkü manevi gıda diridir. Biz diri gıdayı almıyoruz, devamlı ölü gıdayı. Burada problemimiz var. Anlatabiliyor muyum? Öyleyse eğer iki tarafı da beslersek ancak dünyamızı götürebiliriz. Ben demiyorum ki yemeği kesin. Hayır, o da lazım vücudun beslenmesi de. Ama manevi gıda olmazsa o zaman felakete gideriz, tek taraflı beslenmeyi. Anlatabiliyor muyum? Ben size sorabilirim. Bütün ara bir işte Kabe'de bir kişiyi görüyor, ikisi konuşuyorlar. Güzel diyor ki, sen seni eski babalarından diyor. O da kaç sene evvelki diyor. Çok çok eski. Hazreti Adem zamanı diyor. Kaçıncı Adem'den bahsediyor. Hocam sözüdür bu. Evet, sohbetlerde var bu. Bu sanki hani kaçıncı Adem babasını tanıyorsa reenkarnasyon gibi bir şey. Hayır, hayır, hiç alakası yok. Şunu demek istiyor. Adem insanı kamildir. Kamil insanın örneğidir. Her devirin Ademleri vardır. Sen hangi Ademsin diyor. Bir, ikincisi babam dediği de benim ismimi taşıyan ve daha önce yaşamış olan demek. Anlatabildim mi? Ben senin yani ben, sen kamil insansın diyor İbn Arabi ama ben senin ismini taşıyorum. O anlatabiliyor muyum? Burası çok önemli. Dolayısıyla babalık filan mesela Peygamber Efendimiz'e buraya dikkatimizi çekeceğim. Babam diye Hazreti İbrahim'i anlatıyorlar. Çünkü ikisinde aynı isim var. Diğer peygamberler eksiktir. Hazreti İbrahim'le Hazreti Peygamber'de teslimiyet ismi var. Birisi yani görerek teslim olan, birisi yaşayarak teslim olan. Arada böyle bir fark var. Yani birisi dost, birisi habib. Anlatabiliyor muyum? Onun için babam diye teslimiyet ismini taşıyana söylüyor. Kendiyle aynı ismi taşıyana söylüyor peygamber. Anlatabiliyor muyum? Buyurun efendim. Ha, herkesin de sorusu bu. Yok yani aslında şöyle, kendinizdeki izni bulmak için çok bir gayret sarf etmeden hizmete devam edeceğiz. Ama gayet ben bir ipucu vereyim size. Mesela sizde eğer sabır ismi varsa, sabırsız olduğunuz her dakika için eziyet çekersiniz. Yani isminize ters hareket etmek size çok büyük bir cehennem getirir. Mesela ananın adı Şaki ise onun sayıcça yaptığı yani birine yardım ederse çok acı çekilir. Anlatabildim mi? Yani ismine ters hareket onun acı çekmesini ve cehennemini sağlar. Anlatabiliyorum değil mi? Buyurun. Şimdi hocam iki tane soru oluşuna kaldı. Bir tanesi şimdi esma bizim isimlerimizin ve terkiflerimiz var. Diyelim ki 5-6 tane. Evet, inşallah. O kadar olsa yakışırız. Bir veya bir veya bir iki oluyor. Ama insan mükemmelle tanışınca hepsini idrak etmeye başlıyorsunuz. Yani böyle de bize bir fırsat vermiş Allah. Hani hepsini de bilebilirsin. Yeter ki sen kendi varlığından geç diyor. O zaman ben seni kendi deryamın içinde bütün isimlerimle tanıştırırım. Ben sizin yayınlarınızdan zannediyorum şunu öğrenmiştim. Okuduk. Bizdeki var olan esma terkibinin dışına taşmakla ancak cennetimizi ya da Allah'a fırsata erme yoluna girmiş oluyoruz. Tabii. Yani şunu demek istiyorum. Hayır hayır. Biz öyle bir hakkımız yok. Biz nefsimizi yenersek Allah bütün isimlerini bize öğretir. Biz ona taşmak için mücadele etmeliyiz ki yani ben şu isimdeyim, nefsimi yenmeyeyim değil. Nefsimizi yenip varlığımızdan geçersek Allah bütün isimlerini bize tecelli eder. Çünkü biz Adem oluruz. Adem'e de bütün isimlerini öğretmiştir Allah. Evet. Anlatabildim mi? Evet. Anlıyorum ama hemen unutuyorum bu noktayı ben. Ben de unutuyorum birçok şeyi. Kemale ulaşana kadar o bilgi bize tam olmuyor. Hani bana böyle bir soru geliyor. Niye ben anlatamıyorum? Yani bunu anladığımı niye anlatamıyorum? O bilgiyi yaşamaya başladığınız zaman anlatabilirim. Yani yaşamadan önce portör gibi oluyorsunuz. Portör nedir? Hastalık yapar, kendisi taşımaz. Yahut güzelliği taşımaz, sadece anlatır. Onun tesiri olmuyor. Anlatabildim mi? Ancak yaşadığınız zaman bilgi kemal noktasına ulaşıyor. Yani zamanla oluşuyor. Sami anneme, hocama gelip giden birisi dedi ki, senelerdir şuraya gelip gidiyoruz, hiçbir halt olamadık dedi.
sen böyle kim dedin, belki farkında olmadan şahsiyet oluşturursun dediler. Yani sohbete gelip gitmek farkında olmadan, çünkü hadiselerle karşılaştığınızda aa ben bunu biliyorum diyorsun. Yani o olayı daha ancak yaşadığınız zaman idrak ediyorsunuz. Önce birçok onunla ilgili bilgiler veriyorsunuz ama aa işte şimdi yaşadım diyorsunuz. Orası çok önemli. Bir şey sorabilir miyim? Evet. Bir soru da. Şimdi dediğiniz dediyse biz yok. Evet. Aslında yani öyle bir şey yok. Şimdi varız aslında. Buradayız yani. Allah'ın isimleri bizdeki. Yani o isme bir tane de bu dünyada isim takılmış. Biz diyemeyiz. O hakkımızda kürek edip de biz varız diyemeyiz. Hayır. Diye bir şey. Evet. Evet. Yani var olan Allah. Evet. Çok doğru. Çok doğru. Peki. Devam ediyorum. Kan dökücü adamı niye bu aleme getirdi? Orada iki soru da oluyor. Bir, melekler sadece kendi öğretilerini biliyorlar. Evet, çok iyi. Nereden biliyorlar ki bu kaçıncı alem ki melekler bu kan dökücü adamı? Şimdi melekler şunu söylüyorlar. Yaratılış, yani insanlık alemini insan denen varlığı niye dünyaya getirdi Allah? İnsan denen varlık niye geldi ki bunlar ileride kan dökücü olacaklar? Bu bilgi meleklerde var. Bunların kan dökeceği var. Anlatabiliyor muyum? Ama melekler sadece hangi melekelerin melekleri ise, mesela duyma melekesinin meleği ise sadece duyduğunu biliyor, görmemiş oluyor. Bazısı gördüğünü biliyor. Yani kendilerine verilen bilgiler kadar biliyorlar. Halbuki insan da kâmil. Bir de meleğin şöyle bir özelliği var. Onlar Allah'ın emrinden hiç çıkmıyorlar. Çünkü ezelleri güzel. Anlatabiliyor muyum? Ne emretmişse Allah onu yapıyorlar. Ama insan denen varlık, çirkinlik tarafları da var, güzellik tarafları da var. İşte insan çirkinliğini yenip melekleşmeyi becerdiği için melekten daha üstün. Gerçek insan. O zaman şöyle bir şey oluyor. İşte Adem'e secde etmeyi öğreniyorlar. Yani burada namazdaki iki secdenin manasıdır bu sizin söylediğiniz. Hemen onu anlatayım. Şimdi namazdaki birinci secdede Allah meleklerine ve ruhlara Adem'e secde et emri verdi. Burada en fikiriz. Ama birincisinde Adem'deki nuru görmediler onlar. Sırf Allah emir verdiği için ettiler. Sırf Allah emir verdi. Buna şeriat deniyor. Yani şeriatta ben şeriatım çok önemli şeriat. Çünkü ben sevgilimin isteğini hiç anlamadım. Aklım da almadı. Ama sevgilim söylediyse doğrudur. Demeye şeriat. Onun için onu kabul etmeden hakikate yönelmek mümkün değil. Anlatabiliyor muyum? İkinci secde ise, ikinci secdede ise ne oldu? Kalktılar, bir kısım nuru gördüler. İkinci secdede. Nuru görenler. Hatta Mevlana diyor ki önümde sevgili babam vardı. Onu ittim, düştü diyor. Yani o görmedi ama ben düşürdüm diyor. Yani bazı kişileri de ben etkiledim, düşürdüm diyor. İnsan-ı Kamil'in böyle bir özelliği var. Buradan anlaşılıyor ki o iki secdeyi yapanlar hakiki sahipler. İkisini birden yapanlar. Birinciyi yapıp ikinciyi yapmayanlar yalnız şeriatta kalanlar. Birinciyi yapmayıp ikinciyi yapanlar mezup aşıklar. Mezup aşktan mezup şeriata atmışlar. Onlar biraz mezup olduğu için biz öyle değiliz tabii. Biz normal statüye uymak zorundayız. O mezup, o mesela benim anneannem mezuptu yani. Resmen Allah dediği zaman şöyle yükselirdi yani. Bunu hepimiz gördük, bütün hepimiz. Şimdi anneannem oruç tutacağız. Bakmış, anneannem çok zayıftı benim gibi. Bakmış hava aydınlanmış. Demiş ki Allah'a vallahi demiş, senden de kaçmaz. Biliyorsun ki demiş, ben yemek yemeden oruç tutamam. Kapamış perdeyi, yemiş. Orucu tutmuş. Tabii hemen efendimin oğlu gelmiş o hikaye mantık. Bir gün daha tut demiş. O da tuttu ama yani o mevzu onun dediğiyle bizim dediğini duymaz. Bu ikinci sevgi yapanlar. Mevzu yapmayı. O anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla
Hiçbirini yapmayan var, şeytan veda etmesi. Böyle bu şekilde namazdaki iki secdenin hakikati ortaya çıkmış. Anlatabiliyor muyum? Peki. Devam edelim. Buyurun. İşte yani ayakları işlemeyince nasıl kılacak? Binlerce insanın bacaklarına doktor katiyetli yere inmeyeceksin dedi. Vücuda sağlığa ters bir şey yapmak Allah'ın en hoşlanmadığı şey. Çünkü bu vücudu korumakla vazifeliyiz. Benim annem kadar mübarek bir kadın bile senelerce sandalyede ama başı secde ederek kıldı. Mesela Kenan-ı Rıfai Hazretleri felç geçirdiğinde başın secde etmesini istedikleri için hiç kımıldayamıyorlar. Anneme gözüyle söylermiş. Annem yastığı getirir, başına koyar. Tekrar uzaklaştırır. Tekrar dualarına devam eder. Tekrar secde anında yastığı getirip başına koyar. Şimdi burada ne kadar büyük bir çaba var. Yani ben felçliyim. Allah istemez bu halde namaz kılmamı da diyebilir. Ama hayır, namazdan uzak durmayayım da diyebilir. Burada şu da var. İnsan-ı kamil olmak, namazı azaltmak demek değildir. Bilakis peygamber, peygamberlik süresince namazı arttırmıştır. Onun için namazdan vazgeçerek kamil insan olmamaz. Ancak namaza devam edeceğiz. Hatta arttıracağız inşallah Allah nasip ettiğiyle. Kabiliyetimiz ölçüsünde. Namazı zevk haline getirmeyi Allah hepimize nasip etsin. Yoksa kılma şeklinin tabii ki önemi var. Her bir hareketin bir manası var ama mühim olan başın secde etmesi ve elhamın okunması. 40 kere elham okuyoruz günde. O 40 elhamın bize çok büyük faydası var. Devam edeyim. Alemin zatı ya da cevheri kem ve fesat bozulmuş kanununa oyun eğmez. Allah herhangi bir şey yaratmak istediğinde onu olmasını emreder, o da olur. Olmak veya gerçekleşmek bir şeyin kendi fiilindendir. Allah'ın fiilinden değildir. Yani burada işte kişinin Allah'ın ismine, bir ismine göre yaptığı hareket kişinin kendi fiili olur. Çünkü Allah bütün isimleriyle ona ol diyor ama kişi de sadece bir ismiyle ona peki efendim. Eğer o bir ismin kabiliyeti varsa peki efendim diyor. Tin-i Zeytuni suresine bir bakalım. Zeytin ve İncir suresi beni en etkileyen surelerden biridir. Çünkü bütün ilim bu surenin içinde. Şimdi dikkat etmenizi rica edeceğim. Allah diyor ki zeytin ve incir adına bir kere yemin ediyor. Zeytin birlik demektir. Kâbe demektir. Teplik ve tevhid demektir. İncir çokluk demektir. Çokluk. Şimdi birlik ve çokluk ancak birlikte olursa Allah'la birleşilir. Şunu demek istiyorum. Kâbe'de peygamber sadece Kâbe'de görerek, sadece Kâbe'de görerek Allah'a gidebilseydi Miraç'a Kâbe'den çıkardı. Öyle olmadı. Peygamber Kâbe'den Kudüs'e geldi. Çünkü Kudüs, buraya dikkatinizi çekeceğim, çokluğun birliğidir. Kudüs çoklu, dinlerin birliğidir Kudüs. Yani şöyle dedi Allah peygamberine, sırf benim zatıma olan aşkın seni benim huzuruma çıkarmaz. Halkın hepsine aynı hürmeti gösterdiğin zaman huzuruma çıkabilirsin. Yani hakkı halkta gördüğün zaman huzuruma çıkar. Onun için ben hep söylerim öğrencilerime, beni arabayla alıp bir yere götürmek Allah razı olsun sizin lütfunuz. Ama beni memnun etmek istiyorsanız hiç arabası olmayan birini götürün, daha memnun olun. Çünkü halkı sevmek, halka hizmet etmek, halkta hakkı görmek aslında bizi miraca götüren hakikat budur. Şimdi buradan teklik ve çokluğun birliğinden ancak onu Allah alıştı. Orada diyor ki, bakın bunu bir de şöyle açıklayabiliriz. Teklik yumurtadır, çokluk sperm. Ancak ikisi birleştiği zaman bir çocuk oluşur.
çokluk ve teklik birleştiği zaman. Burası da son derece önemli. Çünkü çocuk eğer tutmazsa esve bir safiliğine çıkamaz. En aşağı mertebeye düşer. Ancak çocuk rahimde tutarsa yukarı çıkar. Emin belgeye yerleşir. Öyle değil mi? Ayet bunu anlatıyor. Yine bunun gibi sen eğer teklikle çokluğu yani halkta hakkı görmezsen sen atılır ve yok olursun. Ancak bunu görebilirsen emin belgeye yerleşir ve Allah'ın sevgilisi olur. Ayetin manası yani bu benim manası bir anlamda bu. Bunun gibi bir sürü daha manası var. Muazzam bir sure yani. Akıl almaz bir sure. Şimdi buradan bakarsak oraya ben eğer imanımı hakiki anlamda Allah'a yöneltmezsem maalesef nefsimin esiri olarak yerin dibine düşüyorum. Ama yöneltirsem de çıkılabilecek en üst mertebeden bütün melaikeye, hayvanlık alemine ve insanlık alemine etki eden bir sultan olur. Hepsi bana yöneliyorlar. Bu bakımdan bu buradaki tabii ezeli kabiliyetine bağlı ama buradaki çaba da benim eserim. Burada bir çaba gösterme benim eserim. O çabayı Allah çok seviyor. Hani hep anlatırım bıktınız belki ama annem Kerim anneme kitabını getirdi üniversite son sınıfta. Şöyle dedi ki anneanne evini de artık hangi yerlere değdiysen ben oraları çalışacağım. Çünkü çok bunaldım dedi. Son dersiydi elektronikte. Fakat annemin cevabı muazzam oldu. Birinci sayfadan sonuncu sayfaya kadar çalışmazsam ben senin için dua edemem. Demek ki Allah gayret istiyor ki netice hasıl olsun. Gayret göstermeden netice hasıl olmaz. Acaba anlatabiliyor muyum söylemek için? Çok muazzam bir şey. Bir şey yaratmada Allah'a ait olan her ona ol demektir. Bunun benzeri emirlerine isyan edilmeyen bir efendidir. Efendi kölesine kalk der, köle hemen kalkar. Yani burada kalkmayan köle gerizekalı köledir. Öyle değil mi? Ama ezeli nasibinde gerizekalı ve ahmaklık varsa o kalkmayacaktır. Ama kalk emrini alınca bütün varlıklar kalkarlar. Çünkü her şey Allah'ın izniyle köledir. İbn Arabi bunu anlatıyor. Yani İbn Arabi diyor ki Allah hiçbir şeyi yoktan var etmedi. Var olan isimlerine vücut giydirdi. Öyleyse ben bir vücut olduğumda içime bir isim girdi diye bir şey yok. Ben bir isimdim ama Allah vücut giydirerek beni kendisine yakınlaştırdı. Çünkü balık denizin içindeyken denizin farkına bile varmaz. Ancak denizin dışına çıktığı zaman ben demin ne kadar rahattım, ölüyorum şimdi der. Öyleyse insanlar da bu aleme çok önemli arkadaşlar. Bu aleme gelmeden Allah'ı idrak edemez. Bu alem öyle büyük bir fırsat, öyle büyük bir lütuf ki onun için anne baba çok önemli. Anne baba ciddi olarak çok önemli. Yani şey de olsa, ahlaksız ve kötü de olsa. Çünkü beni bu aleme getirerek bana Allah'ımı tanıma fırsatını veren kişiler. Sebebe şükretmeden Allah'a şükretmek mümkün değil. Onun için onlara çok büyük şükretmemiz lazım. Öyleyse biraz uzaklaşacağım ki varlığın içinden sevgiliyi tanıyacak gücü ve manayı idrak edebilirim. Anlatabildim mi? Burada ben bir şey sorabilirim. Tabii. Şimdi çocukların belki gençlerini bilmiyorum ben de kendim de. İşte ben bu dünyaya kendi isteğimle gelmedim. Bu benim isteğim değildi. İşte annem babam istedi. Büyük bir çoğunu ben hani kendi öğrencilerime de diyorum öyle dedikleri zaman. Yalnız değilsin hani 6 milyar kişi de böyle düşünüyor. Ama o zaman... Aslında bu manayı idrak edenler hiç böyle düşünmüyorlar. Allah bu manayı idrak edenler iyi ki bu dünyaya geldim. İyi ki yegane fırsatı yakaladım ve fırsatı katiyen kaçırdım. Ben de çünkü genç kızken... Ya da anne babalara çocuklara veremediğimiz için onlara söylüyorum. Evet, genç kızken ben de niye acaba geldim şu aleme hiç bana uygun bir alem değil diye çok söylerdim. Ama şimdi düşünüyorum ne kadar büyük günah. Yani her anı bir lütuf, her anı hata yap, bakın bu çok önemli. Hata yapmamız bile lütuf. Çünkü ancak hatayla hakikatin doğruya gidişini görebiliyoruz. Her anı bir lütuf olan bir alem. Onun için hocam Kenan Fay şöyle diyorlar.
cennet anaların ayakları altındadır hadisinin bir manası da en büyük ana olması hasebiyle cennet dünyanın ayakları altındadır. Yani bu dünyaya gelmekten maksat cenneti bu alemde bulmaktır ki öbür alemde de cennette devam edebilirsin. Gene Samiha annemin vefatından 15 dakika önce şöyle dediğini çok iyi biliyoruz. Niye ağlıyorsunuz? Ben bu odadan yan odaya geçeceğim. Yani bir şey değişmeyecek. Gene Mevlana güneşin buradan batıp öbür taraftan doğması gibi. Sen burada nasılsa öyle doğacaksın diyor. İşte bu yüzden intihar edenlere çok şaşma. Çünkü intihar eden şöyledir. İntihar eden, hay kurtulacağım diye eder. Öyle bir kurtuluş yok. Sen bu alemde hiçbir sıkıntıdan kurtulmadıysan öbür alemde öyle bir kurtuluş olmayacağını bil. Anlatabiliyor muyum? Ancak bu alemde kendi nefsini yener, ezeli ve ebedi huzuru bulursan o zaman ancak kurtulur. Rahat etmek isteyenlere de hocam şöyle diyorlar, rahat üç yerdedir. Bu Mevla, Allah'ı sevmekte, Mevla'yı sevmekte, sohbeti ihvan, şu sohbette, Kur'an'ın tilaveti Kur'an, Kur'an'ın hakikatini yaşamakta, anlamakta ve yaşamakta. Bunun dışında hiçbir rahat yok. Yani rahat edeceğim diye fare deliğine girsen, kedinin pençesi seni yapar. Demek ki dünyada rahat diye bir şey yok. İçimizde rahat var. İçimizde kurabileceğimiz bir şey rahat. O bakımdan inşallah Allah imanla bizi o rahatı halledirsin. Bir şey yani kalk der ki kölenin ayağa kalkmasını efendine boyun ona kalkmasını emretmektir. Kalkmak kölenidir. Hatta yaratma günlerdeğinin sistem mantığında yaratma kelimesi şöyle kullanılır. Hiç Kur'an ayetlerinin görüşlerine kaynaklar bulup bu görüşleri bildiğin bir form altında anlatır. Yaratma ve benzeri kelimeyi kullanmak onun yani aslında kelimeyi kullanıyor. Şimdi birisi bana sordu. Hocam haklıysanız kelimeyi de kullanmamak mı lazım? Yani yaratma kelimeyi. Hayır. Kelimeyi kullanalım fakat şu anlamda kullanalım. Allah hiçbir şeyi yoktan var etmemiştir. Kendi varlığından var. Eğer yoktan var etseydi yok, hiç yok olacak. Biz diye bir şey olmayacak. Ama varlığından var ettiği için bizde bir varlık oluştu. Demin hanımefendinin söylediği. Dolayısıyla hepimiz Allah'ın varlığından bir parça olmanın zevkini yaşar hale geçince işte cüz oluyoruz. Külle irtibat haline geliyor. Cüz küle doğru meylediyor. Parça bütünü arar. Parça eğer parçalığının farkındaysa mutlaka bütüne doğru çekilir, mecbur bulur. Ve bütün de ona tenezzül eder. İşte bu ilişki, bu miraç ilişkisidir. Başka bir şey değil. Dinlenilir ki henüz yaratılmamış bir şeye nasıl hitap edilir ve emir verilir? Nasıl olur da yaratmadan önce bir mahluk efendisinin itaat eden? İşte burada da aynı şey çıkıyor. Eğer yok olsaydık, hiç olsaydık, hiçlik yani hiçbir şey olmasaydık, yokluktan var etseydi nasıl emre uyacaktık? Ama varken var olduğumuz için o varlık olan isimler Allah'ın emrine uydular ve kul emriyle yaratıldılar. Yani tek bir diyor ki hani Müslümanın kalbinde bir ilahi vaiz vardı. İnsanın kendine nasihati olmasa vaiz edilecek vaaz ve nasihatten istifade edemez. Evet. Ama bu ikisi aynı mı? Şimdi şöyle bir şey. Vaiz dediği Mevlana'nın vicdandır. Vicdan İslam'da çok önemlidir. Vicdan ne demek? Onun üzerinde duralım. Vicdan kalbin, yani kalp ki her şey kalp. Yani bütün varlık kalp. Çünkü kalp orta noktadır ve Allah'ın nuru oraya vurduğu zaman vücut, burasına dikkat edelim, şakkı kamer. Yani peygamberin yaptığı şakkı kamer budur. Bakın o zamana kadar vücut kendini baştan aşağı nefs alıyor, ben. Fakat Allah'ın nuru vurduğu anda artık o nefsin bir güzel tarafı olmadığını, eksikliğini idrak ediyor ve ruhuna doğru yöneliyor. Kalbin, bakışı, ruha yönelmiş. Yani Allah'ın ezeli ve ebedi dinine yönelmişse
O zaman kalbimize vicdan diyoruz. Vicdan yanılmaz. Ama kalbin bakışı nefse yönelmiş. Kalp hala aydınlanmamış ve nefisle ilgiliyse maalesef onların da felaket diyoruz ki tamamen kalbimiz maddi şeylere bağlanıyor. Nasıl ki işte insana tapıyor, ya kendine tapıyor. Aslında kimse kimseyi sevmiyor, buna inanın arkadaşlar. Yani seni seviyorum lafları hep yalan. İnsan kendini seviyor. İnsan Allah'ı sevmezse hiçbir kulu sevemez. Aşık bilen de olmaz. Kulu aşık olma sebebi Allah'a aşık olmadan geçer. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ben demekten kurtulmadan kalbin vicdanının işlemesi mümkün değil. Doğru karar alamayız yani. Onun için kendi kalbine danışmadan önce mürşidine danış. Mürşidin derse ki artık sen de kendi kalbine danışabilirsin. Ancak ondan sonra kalbinize danışabilirsin. Anlatabiliyor muyum? Anneme demiş hocam, artık sen de kendi kalbine danışabilirsin. Hep öyle derdi. Benim söylediğimde yanlış yoktur. Çünkü hocam bana böyle buyurdu. Bu ters bir kıyas değildi. Bir şeyin yaratılmadan önce olmakla emir olduğunda iddia etmek çelişki değildi. Bütün ustaların cevabı İbn-i Arabi'ye göre zor değildi. İbn-i Arabi'ye göre harici alemde var olmadan önce eşyanın mutlak ademi şeyler olmadıklarını, aksine makul alemde sabit varlıklarını bulur. Yani İbn-i Arabi diyor ki bu alemde zuhura gelmeden önce onun Allah'ın varlığında sabit bir ismi var. Yoktan var olmadı. Sabit isimden var oldu. Onun için o sabitlik Allah'ta o isim var ve o isim zuhura geldiği için bu sefer Allah'ın o emrine cevap veriyor. Çünkü sevgiliden geliyor zaten. Anlatabiliyor muyum? Sabit varlık, buraya da çok dikkatini çekin. Tasavvufta en çok söylenen bir şey, bu bizde de var. Sabit varlığa bir kuvve deniyor. Yani benim içimde aşk ve sevgi var, merhamet var. Ama merhamet edilecek bir şey duymadan o içimdeki merhamet hissi ortaya çıkmıyor, öyle değil mi? Şimdi bu benim içimde bir kuvve varken, kuvvet olarak varken karşıma olay çıkınca bir fiil oluyor. Bu sefer fiil olarak ortaya çıkıyor. Kuvvet olarak varken fiile dönüşüyor. O zaman bizim hepimiz bir kuvve olarak Allah'ta varız. Ama Allah bol emri verdiği zaman o bir kuvveler bir fiile dönüşüyor ve harekete geçiyorlar. Bütün yaratılış bundan ibarettir diyor İbn Arabi. Acaba herkes anladı mı? İnşallah herkes anlamış. Tabii. İstediklerinde bütün isimler vücut istediyor. İstediler ve Allah'a gidiyor. O hangi alemde oldu? Kün emri hangi alemde oldu? Hep de aynı bir alemde. Ol emrine... Ol emrinden önce bütün alemler zaten ölüyor. Ancak ol emrinden sonra bu... Zaten bu alem diye bir alem yokluk alem. Ondan önceki alemlere bakmalı. Ahadiyet, vahdaniyet, melekut alemi. O alemlerde bütün bunlar zuhur ediyor. En son kün emri verildiği zaman vücutlanıyor ve bu aleme geliyor. Bugün mülk. Çünkü vücut mülktür. Anlatabildim mi? Şimdi burada çok önemli bir şey söyleyeyim. Mesela insan-ı kâbiller misal aleminde yaşarlar. Mülk aleminde yaşamazlar. Yani ne demek? Onların vücutları gözükse de onların vücutlarının kendilerine bir tesiri kalmamıştır. Yani işte hemen size ispat edeyim. Hazreti Ebu Bekir'e diyorlar ki sen çok hastasın, bir doktora git. Aslında normalde hepimiz hasta olunca doktora gidiyoruz. Bu normal tabii. O da diyor ki beni kim hasta ettiyse o düzeltir. Çünkü hastalık onun vücuduna artık tesir etmiyor. Şimdi vücudunda acı, ızdırap, sıkıntı ve bela kalmadıysa o zaman o kişi bu alemde yaşıyor gibi değildir. Vücudu var görünse de o bu alemde değil. Misal alemde, yani rüya dediğimiz alemde ismi oradadır, vücudu buradadır. Ve vücudun tesirinden kalkınca misal alemde yaşarlar. Onun için oradan her şeyi görüyorlar, bize gelip burada söylüyorlar. Ama bizi kırmamak için de boyuna uyarmıyorlar.
sen şöylesin, sen böylesin, berbatsın demiyorlar. Çok güzelsin, harikasın diye bir de boşu boşuna bizi yüceltiyorlar. Ama illa bir güvene ihtiyacımız var. Yani onları isimlemeden kendimizde bir güven hissetmiyoruz. Hep desinler inşallah. Ben Samiha'nın en huzurunda oturur. Ya bir kere bana baksa da seni çok seviyorum dese falan böyle bir beklenti vardı. Ağlardım yani. Bir inanılmaz yeşil gözleri vardı, mavi yeşil. Ve baktığı zaman yıkardı böyle. Çok heybetliydi Samiha anne. Ve ben de huzurunda hani bir laf iltifatla bekliyorsunuz. Her mürit bekler ilk zamanlar. Evet. Sonra bir gün dedim ki ben bu huzurda oturuyorum ama bu huzurda oturulan isteyen milyonlar var. Ona ne oldu? O zaman beni seviyor. Niye boşuna iltifat bekliyorum ki dedim. Öyleyse Allah'ın sevgisi de böyledir. Siz gelip bu sohbeti dinliyorsanız Allah sizi seviyor demek. Yoksa bizde bu güç de yok. Yani geleyim, Allah'ı seveyim, sohbeti dinleyeyim de yok. O beni sevdiği için çekiyor. Anlatabiliyor muyum söylemek istiyorum? Peki burada hani Sami Hanım'a gelen bayramdaki milyonlar görüyor, biliyorsunuz. Hazreti Muhammed'e geldikleri zaman işte soruyorlar, şöyle yapalım diye. Yapın diyor, sonra işte yazıyor o hurmaları. Hurmalar. Hemen bey anladım. O niye söylemiyor o zaman? Çok bize. Güzel. Harikulade bir soru. Harikulade. Evet, hurmaları soruyorlar Hazreti Muhammed. İki sebep anlatacağım burada. Birincisi hurmaları soruyorlar Hazreti Muhammed'e aşılayalım mı diye. Aşılamayın diyor. Buyuruyorlar hurmalar. Şimdi Ahmet Erfai Hazretleri bunu yorumlamış. Demiş ki peygamberin bilmediği hiçbir şey yok. Buraya dikkatinizi çekeceğim. Hiçbir şey yok. Ama peygamber bilmiyorum demeyi çok seviyor. Neden? Bakın burası çok önemli. İhtisasatlı neden. Yani peygamber diyor ki her şeyi bir bilene sorunuz. Bana sormayın. Ben her şeyi bilsem de siz o konudaki alime sorun. Adamı biri alay etmek için hocama gelmiş demiş ki madem Kur'an-ı Kerim her şeyi yazıyor hadi bakalım söyle bir fırıncı bilmem kaç kilonundan kaç ekmek yapar. Bunu da yazıyor mu Kur'an-ı Kerim? Yazıyor demiş hocam. Nerede yazıyor demiş. Bir bilene sorun. Git fırıncıya sor. Demek ki peygamberin ihtisaslaşmaya verdiği değer çok önemli. Çok çok önemli. İkincisi, Peygamber Efendimiz bildiği şeyi de bilmiyorum demekten çok büyük zevk alıyor. Çünkü kendi varlığının hiçliğinin farkında. Bu yüzden hurmalarda bozulma olur. Asıl bir sebep daha söyleyeyim. Bakın şu hikaye anlatacağım size. Anlatmışımdır mı? Mesnevi'de çok güzel bir hikaye. Şimdi Hazreti Süleyman'a iki tane kuş geliyor. Bir tanesi hütüt kuşu. Diyor ki ya Süleyman bil ki ben her türlü tuzağı görürüm. Bu kalptir. Ben her türlü tuzağı görürüm. Her şeyi bilirim. Her şeyi idrak ederim. Beni yanına al. Hani kalbini derinleştir. Ben sana doğruyu gösteririm. Akıl olan, cüz'i akıl olan karga da geliyor. Aa diyor bu çok biliyorsa diyor bu kadar her şeyi görüyorsa nasıl senin tuzağını tutuldu diyor. Nasıl tutuldu tuzağın dışı? Akıl daha mantıklı tabii. Hepimiz öyle akla doğru bir yöneldik değil mi şu anda? Ama hütüt kuşu inanılmaz bir cevap veriyor. Ben her şeyi bilsem de Allah'ın kaderi zuhur ettiği zaman bildiğimi unuturum. Ezeli kader bilgiyi bilgisiz hale getirir diyor. Burası çok önemli. Demek ki peygamberin kul olduğunu itiraf etmesi için iki yerde hata yapması gerekir. Birincisi abese ve tevella. Biliyorsunuz ama geldi ve ama kaka kaka peygamber bütün insanlık alemine İslam anlatıyor. Akıyor. Sultanlar sultanı böyle deryalar gibi akıyor. Ama kaka kaka geldi dedi ki bana cevap ver Muhammed. Anlat bakalım şu İslam nasıl bir şey. Peygamber Efendimiz şimdi geneli anlatıyor. Bir kişiye nasıl dönsün? Birazcık üzüldüler. Tekrar devam ettiler geneli anlatmaya. Üç kere ama sordu. Üçünde de devam ettiler. Ayet indi. Ama'ya surat astı. Şimdi bu ayetin çok derin manaları var ama burada şunu anlatmak istiyorum. Biliyor musunuz peygamber ne zaman şehirden dışarı çıksa savaş için ya da bir şey için Medine'den devlet başkanlığını o ama'ya getirirmiş. Allah seni koruyor. Senin vasıtan da şehri de korur diye o ama'ya getirirmiş. Şimdi bu iki hatada peygamberin
mecburi şunu söylüyor peygamber. Ben de kulum, her kul hata yapar. Şimdi peygamber hiç hata yapmasaydı ben kendi peygamberimi benden çok daha yukarıda erişilmezdim. Ama çok şükür peygamber hata yaptığı için iki kere o da hata değil neyse. Ama ben de diyorum ki belki her de düzelebilir. Bu ihtimali getirdi. Anlatabiliyor muyum? Normal insan olma zevkini getirdi. Hazreti İsa gibi olağanüstü değil, ruhullah değil, yaşayan, bizim gibi hata yapabilen ama hata yapmanın yanında en güzel olabilen ve evlenen, çocuk çoluk sahibi olan, evlatlarına nasıl muamele ettiğini bilen, yaşayan bir Allah'ın manasını getirdi. Rahman sureti üzerinde nasıl yaşanabileceğini bize. O bakımdan peygamberin bu hatası bence çok büyük. Çok büyük bir güç. Bir şey daha söyleyeyim. Mesela Peygamber Efendimiz Hira'ya değil de şehre çıkarken müşrik, yani şirk etkisinden yararlanmışlar. Yani Nuh'u ona sormuş. Nasıl çıkacağım diye. Herkes demiş ki bu müşrik. Olsun, o yolu en iyi bilen. Yolu en iyi bilene sorun. Orada ihtisaslaşmaya verdiği önemli tekrar kalır. Peygamber olabilmek için ezelden temiz geldi yani. Şunu söyleyeyim size. Her insanın bütün isimleri idrak etme kabiliyeti var. Her insanın Allah'ın bütün isimlerini idrak etme kabiliyeti ezelden var. Anlatabiliyor muyum? Ama isminin ezeli kabiliyetine göre onu ortaya çıkarır. Yani kamil olur ya da olmaz. Şimdi şunu söylemek istiyorum. İnşallah ben de kamil olurum. Ama ben peygamber gibi kamil olamam. Kendi çapımda kamil olurum. Allah onu isim. Anlatabildim. Ben kamil olursam bana da bütün isim gelir. Ama peygamber gibi değil. Peygamber had safhada ben de kendi çapımda bütün isimleri öğreniyorum. O zaman ezeli ve ebedi bir huzur gelir. Hiçbir şey sizi yıkamaz. Ölüm gelir, ol dersiniz. Sevinçli haber alırsınız, bana ne dersiniz? Bu tür insanlara ashab-ı kef diyor, deniyor. Yedi uyanlar var ya, görmüşsünüzdür birçok yerde. Ashab-ı kefler var. Her yerin ashab-ı kefi vardır diyor Hazreti Mevlana. Onlar 700 sene uykuda olmak şöyle, yaşadıkları sürece sıkıntılardan ve mutluluklardan uyku halinde olur. Hiçbir şey onlara tesir etmedi. Geldi geçti diyor. İşte insan bu hale gelir. Kendi çapında kamil olur. Anlatabiliyor muyum? Herkesin o kabiliyeti var, korkmayın. Bize de inşallah çalışırsak, çalışırsak, yani inşallah öfkenizi dökelim. Ben bir tek yol biliyorum size arkadaşlar, onu söyleyeyim. Kendimle ilgili olarak. Allah aşkı sizde zuhur etmeye başladı mı, mücadeleyi başladı. O zaman insan şimdi adama aşık olduğunu utanıyor. Onun istediği gibi olmaya çalışıyor. Allah'a aşık olan tam öfkelenecek. Ya sevgilim beni sevmezse? Tam halka kızacak. Ya sevgilim benden uzak olursa diyor. İşte bu geliştiği zaman yavaş yavaş kemal noktasına doğru gider. Bu da kendi becerebileceğimiz bir şey değil. Mevlana da buna şöyle demiş. Bak demiş, bir kötü huyunu vermek için yaptığın mücadele bir toplu iğneyi alıp dağa kazmaya benzer. Aşk dayak dağa gitsin demiş. Yani bütün mesele Allah aşk. Allah ondan bizi ayırır. Tek silahımız elimizde bu mücadelede olur. Fakat yaradan ve yaradılanın efendi ve köleye benzetmesi onun anlattığı bir benzetmedir. Bu da metafizik düşüncelerin bir şeklidir. Şimdi İbn Arabi bütün ol hikayesinin felsefi bir şeyden geçtiğini, yoldan geçtiğini. Yani biz okulda öğrendik ya felsefede önerme diye bir şey vardır. Yani üçlü olmazsa o yaratılış olmaz diyor. Yani risk
Hristiyanların yanlış anladığı şeyi Müslümanlığa çevirmiş İbn Arabi. Yaratılışta bu üçleme mutlaka şarttır. Şöyle ki, mahsus şart hükmün illetten daha genel veya ona eşit olmasıdır. Hükmün, yani Allah'ın hükmünün biz illetliden, yani biz ilintili olandan, biz o ismi taşıyarak Allah'a ilintili olmuş olandan daha üstün olması lazım. Yani hükmün bendeki ilintiden daha üstün olması lazım. Mahsus şart bu geliyor. Şart böyle olmazsa hüküm yanlış sonuç doğurur. Bu da fiillerin kula veya tekliğinin hakkı izafesi gibi alemde mevcuttur. Halbuki hak o kün denilen şeye izafe etmiştir. Bütün yaratılış kün emrindedir diyor. Şimdi tekrar hatırlayalım. Şöyle anlattı üçlemeyi. Yani test istediğini Hristiyanların. Allah zat-ı ilahisi. Her şey o zat-ı ilahiyle alakalı. Asıl güç o zat-ı ilahidir. Burada çok önemli bir şey daha söyleyeyim size. Zat-ı ilahinin yaratılmaya hiç ihtiyacı yok. Hiç. Zat-ı ilahi bir yaratma da kullanmıyor. Mevlana burayı şöyle anlatmış. O kadar güzel ki taşıyor. Taşmaya yaratma denir. Şimdi burada zat-ı ilahisini bir kabul edin. Ana teorem kabul edin. Peki ol emrini iki kabul edin. O demezse olmuyor. Üçüncüsü de illet olan bizde hangi isimle tecelli etmişse onu da üç kabul edin. Ancak bu üçleme vasıtasıyla kul zuhur eder diyor. Şurada hemen bir şey daha söyleyeyim. Biz bu ana var, biz varlıklar üçüz, üçün birliğiyiz. Allah birin birliğidir. Onun için hiçbir varlık Allah'ın manasına ulaşamaz. Hiçbir varlık Allah'ın hakikatini layıkıyla bilemez. Hangi hakikatini? Zat-ı ilahisinin hakikatini layıkıyla bilemez. Ama isim ve sıfatlarını peygamber çok iyi bilir. Onun için mesela rüzgar diye bir şey bilen var mı size soruyorum. Kimse rüzgarın hakikatini bilemez. Ama rüzgarı anlatın desem iyi bilenler işte yapraklar oynar, dalgalar kımıldar diye onun isimlerinden bahsediyorlar. Öyleyse zatını bilmenin yolu da isim ve sıfatlarını anlamaya çalışmaktan geçiyor diye düşünüyorum ben. Evet. O ismini bize getiren Cebrail'dir. Çünkü Cebrail diriliği temsil eder. İdrak et. Bak burası lütfen dikkat edin. Dirilik demek eşittir idrak etmek demektir. Yani dünyayı bilsek bu söylenenleri hiç anlamasak o zaman dirilmiş demek değiliz demektir. Yani bunu da ben yanlış bulmuyorum. Şöyle ben yüz binlerce şey okuyorum. Gece gündüz bu konuyla ilgili çalışıyorum. Sonra karşıma bir hadise geliyor. O olayı görüyorum hadisede. O zaman o bilgi dirildi diyor. Yani o idrakin olması için hadiseyi mutlaka yaşamak. Anlatabiliyor muyum? Söylemek istiyorum. Oradan şey dediniz yani taştı. Evet. Şey, güzel. Taşmak acaba şimdi hani evrenek genişliği deniyor mu? Evet. Tabii devamı taşıyor. Bir an taşmış değil. Yani kün emrini Allah Adem'e vermişti bitmiş değil. Bakın burası çok önemli. Sizin reenkarnasyon diye demin sorduğunuz şeyin hakikati budur. Reenkarnasyon diye bir şey yoktur. Fakat şu vardır. Her nefes dediğimiz zaman ölürüz. Her nefes Allah Hay ismiyle biz yeniden yaratır. Her nefes ölürüz. Her nefes Hay ismi. Buna halk-ı cedid diyor İbn Arabi Hazretleri. Devamlı yaratır. Ne kadar önemli. Şimdi ne diyor? Buraya dikkat edin. Mevlana diyor ki dündür cancağızım. Şimdi yeni şeyler söylemekle. Onun dün dediği bir saniye önce. Bir saniye önce dün oldu. Şimdi artık seni yeniden yarattı Allah. Allah aşkına eski halde kalma. Yeni hale geç. İşte haydan gelir huya gider buradan çıkmış. Hayla gelir. Eğer sen onu huya götürüyorsan ne mutlu sana. Haydan geleni tekrar huya iletiyorsan ne mutlu sana. Ama sen haydan getirip buraya götürüyorsun, boşa vakit geçiriyorsun diyorlar. Anlatabiliyor muyum? Farkında değilsin yani. Seni diriltenin Allah olduğunu ve senin yaptığın işlemlerle ona yaklaşmaya çalıştığını farkında değilsin. Buyurun efendim. Hocam, sen bir şey yapalım.
Allah bana buyuruyor. Allah bana amirler. Bazı kulların bir geceyle yansı, daha bir geceyle arasındaki fark nedir acaba? Ha, çok güzel bir soru bu da. Şimdi ezeli zat-ı ilahisinde, şöyle bir zat-ı ilahisinde hiçbir yaratılma yok. Orası istemeyip bilinmediği hakikati. Anlatabildim mi? Ama bir de isim ve sıfatlarının zatı var. Yani o isim ve sıfatlar Allah'taki gibi oluşunca zatına ulaşıyor. İşte peygamberde tecelli eden isim ve sıfatlarının zatıdır. Kendi zatı değil. Anlatabildim mi? O istediğim gibi neyime girer. Anlatabildim mi? Bizim zatımız eğer Allah'taki ismi aşikar edersek biz de bir zat oluyoruz. O ismin zatı oluyoruz. Ama aşikar etmezsek biz o ismi sadece taşıyan ama hiçbir şeye yaramayan, çünkü nefsimizin hakim olduğu kullar oluyoruz. Yani zor bir ders. Allah'tan sorularla biraz açılın. Ne olur sorun. Anlamadığınız bir yer varsa lütfen. Buyurun. Evet. Fatma ismi sonradan konmuş. Ama güzel konmuş. Çünkü Fatma cehennemden uzak duran demektir. Peygamber onun için takmış kadına. İnşallah ismimizi de hal etsin. Birisi geldi. Dedi ki, Cemal Abdullah dikini yiyecek. Sen kendine Cemal dedi. Doğru. Ama arkadaşım da Cemal sıfatı var. Doğru. Tabii hemen anlatayım bunu da ve dersi böyle de tamamlayayım. Şimdi burası çok önemli. Allah'ın celal sıfatı, bu Allah'ın celal sıfatı çok güzel bir sıfattır. Çünkü Allah'ın celali kuvveti kudret anlatır. Kudret, kudret. Allah'ın celal sıfatı budur. Cemal sıfatı ise yumuşaklık ve güzellik anlatır. Şimdi Allah celaliyle ben tecelli edince bana ben de hangi huy varsa ortaya çıkıyor. Güneş pislik olan yere vurursa oradan pislik kokusu çıkarır. Değil mi? Eğer gül bahçesine vurursa oradan gül kokusu çıkarır. Allah celaliyle bana güç verince oradan benim ne olduğum ortaya çıkıyor. Ama cemaliyle bana vurursa orada da bendeki güzellik ortaya çıkıyor. Onun için inşallah hepimiz adı Cemal olsun. Eğer bir mürşit koymuşsa adınızı, o zaman o isimle ezeli isminizin arasında ilişki var. Burası çok önemli. Onun için isimleri mürşitlere koydurmak çok iyi bir şeydir. Yani ezelinde ne varsa mürşit o ismi koyar. Anlatabiliyor muyum? O yüzden çok önemlidir. İnşallah bizim ezelimiz güzeldir. Çünkü Hazreti Ali diyor ki ben oradan çok etkilenirim. Geleceğimden korkmam, geçmişimden korkarım. Neden? Hangi isimden geldiysem oraya varacağım. İnşallah kötü bir isimle gelmemişimdir. Çünkü çocuklar 100 sene bütün meleklere hocalık etmiş bir şeytan sonunda 5 dakikada pisliğe dönüştü. Yani buraya geliyorum, burada oturuyorum, ders dinliyorum, ders anlatıyorum. Bunların hiçbirinin önemi yok. Allah 5 dakikada bizi ezeli hakikatimize döndürür. Hatta şimdi tebareke çalışıyoruz. Şöyle buyuruyor Allah-u Azimşan. Ben öyle bir önüne ve arkasına duvar çekerim ki bütün imanı bir dakikada gider diyor. Çünkü ezeli isminde şekavet varsa ona döner diyor. Ben gördüm ya. Son nefesinde Allah yokmuş diye ölen günler yaşayan insan gördüm. Ama son nefesinde Allah yetiş diye ölen dinsiz zannettiğimiz insan da gördüm. Onun için nefes son nefestir. Onun çok büyük önemi vardır dedim. Şimdi burada bizim gayretimiz yani yeter ki inşallah biz böyle bir yere geldik. Sohbet yapıyoruz. Ya da sohbet dinliyoruz. Adam olduk diye düşünmeyin. Her an tedirgin olup her an Allah'ın istediği gibi yaşama gayreti içinde bulunmalıyız. İnşallah Allah cümlemize nasip etsin efendim. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun canım. Hayır. Çünkü şöyle biz buradan bakınca haksızlık gibi gözükse de mutlaka bir ömür dindar yaşayınca buradaki hayatını kolaylaştırmıştır.
Hani zerre kadar hayır işlersen hayır bulursun. Zerre kadar şer işlersen şer bulursun. Öbür alem içinde geldiği isme, yani asıl ismine döndüğü için seni Allah'a ulaşır. Hiçbir yönde haksızlık olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Mesela bir Amerika'da, yani ya da Batı aleminin bizden daha refahta yaşaması şimdi değil ya çok şükür. Brezilya'da daha Müslümanca yaşamalarıyla alakalı. Bu alemde Müslümanca yaşayanlar bu alemlerini kurtarırlar. Ama peygambere biat etmezlerse öbür alem için biraz problem gelirler. Allah kolaylık versin. Evet. Evet. O isimlerin manası hem öteki tarafın isimlerin manası bize tecelli ediyor. Evet. Evet. Ne güzel söyledin. Allah razı olsun. Mesela Titanic gemisinin batmasının sebebi Titanic'ten önce o öyle bir kitabın yazılması ve geminin adının Titanic olması ve onun kitapta batması milyonlarca kişinin de onu okumasıyla alakalıdır diyorlar. Onun için bu dünyada mesela Allah korusun Kur'an'da geçtiği halde yalancı anlamına gelen isimler var. Kezban gibi mesela. Yani bu tür isimler Allah korusun hani koyduğumuz zaman sana günde milyonlarca kere yalancı diyorlar. Allah korusun. Hiç hoş bir şey değil. O enerjiyle seni yüklerler. Onun için bu dünyadaki isimler de çok önemli. Abuk sabuk isimler koymayalım çocuklarımıza inşallah. Manalı, hiç olmazsa olmasını istediğimiz mertebede isimler koymayı. Çok teşekkür ederim. Güzel bir soru. Muhammed anlamıyla ters bir isim olamaz. Muhammed hamd makamıdır. Bütün isimleri üstüdür. Bütün isimler onda tecelli eder. Ona ters bir isim olmaz. Kötülük ismi bile ona ters olmaz. Peygamber öyle olmasaydı herkese şefkat göstermezdi. Hatta Allah şöyle buyuruyor. Ya Muhammed sen o kadar affedicisin ki sana bıraksaydım her kulumu affederdim. O kara delik gibi bütün günahlarıyla insanları çekiyor. Ama söylediğim bir şey çok doğru. Yani Muhammed Hazreti Muhammed'in ismi Mustafa'dır biliyorsun. Mustafa yakınlaştırılmış demektir. Muhammed adına alışı Miraç'tan sonradır. Bütün bir yaratılış, burasına dikkat edin birazcık çok önemli. Bütün bir yaratılış sadece Muhammed adının tecellisi içindir. Muhammed adı şu demektir. Allah diyor ki hamd bana mahsustur. Yani hamd ismi benim ismimdir. Hiçbir kulda tecelli etmez. Yalnız Muhammed tecellidir. Yani hamd ne demek? Kötüye de iyiye de sevilmek, hiç onlara problem etmemek demek. Aslında yaratılan bir vücut değil. İsmin en yüksek seviyede ortaya çıkışı. O yüzden Muhammed adı bütün isimleri toplayacağız. Hakikat Muhammed ile başladık. Muhammed ile sonlandık. Güzel tufan da inşallah kendi içinde tufan yapsın. Nuh'un gemisine sığınsın. İnşallah.